Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere özellikle de bu koronavirüs döneminde emeklilerin Avrupa'nın pek çok noktasındaki sıkıntısı arttı. Özellikle markette, çarşıda, pazarda fiyatların ciddi anlamda arttığını gözlemliyoruz. Çalışanlarımız, işçilerimiz de artık almış oldukları maaşlarla gerçekten ay sonunu çok zor getiriyor. Sosyal yardımlar olmasa vatandaşın almış olduğu bu maaşla ay sonunu getirebilmesi, evinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi maalesef mümkün değil. Bakın, Fransa'da biliyorsunuz önümüzde seçim var. Fransa'da adayların her biri bir şeyler vaat ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı adaylarından Jean-Luc Mélenchon bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Dedi ki, Cumhurbaşkanı olmam halinde en düşük emekli aylığının 1400 euro olacağının garantisini veriyorum dedi. Şimdi böyle bir Avrupa gibi demokrasinin, insan haklarının ya da dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bulunduğu bu coğrafyada emeklilerin durumu gerçekten içler acısı. Almanya'da 45 yıl boyunca çalışmış, emekli olmuş arkadaşlar, 45 yıl bakın, 1 milyon 200 bin kişi sadece 1508 euro maaş alıyor 45 yıl. Yani bir diğer deyimle 20 yaşında çalışma hayatına başladıysan 65 yaşına kadar soluksuz sigortalı bir şekilde çalışman gerekiyor ki bu parayı al. Almanya'da emekli maaşı ortalaması yaklaşık 900 euro arkadaşlar. Bu parayla ne Almanya'da, ne Fransa'da, ne de başka bir yerde geçinmek mümkün değil. Yani Avrupa'nın göbeğinde seçim var, Fransa'da seçimler yaklaşıyor. Emeklilerin bu sıkıntısı konuşuluyorsa, bu ülkelerin gerçek bir sosyal devlet olduğundan emeklinin, işçinin, emekçinin yanında olduğunu söyleyebilmemiz İnanın mümkün değil. Bakın, öyle emekliler var ki bizim vatandaşlarımızın içerisinde Fransa'da, Almanya'da, Belçika'da, Avusturya'da ve diğer ülkelerde geçinemedikleri için yılın belirli bir kısmını Türkiye'ye gidiyorlar. Çünkü almış oldukları euro emekli maaşları Türkiye'de daha değerli, doğal olarak daha iyi geçinebilmek için, daha rahat edebilmek için ana vatanımız Türkiye'ye gidiyorlar. Evleri varsa tabii ki aldıkları 600-700 euro ya da karı koca emekliyse aldıkları 1000 küsür euro onlara Avrupa'ya göre daha iyi yetecektir. Gayet normal bir durum. Şimdi arkadaşlar, özellikle bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bizim ana vatanımız Türkiye'de bu ve benzeri olaylardan, durumlardan haberi olmayanlar, bazı izleyicilerimiz videoların altına yorum yapıyorlar. Diyorlar ki, o Avrupa'da yaşıyorsunuz, bir eliniz yağda, bir eliniz bağda, işte krallar gibi yaşıyorsunuz. Beğenmiyorsanız çıkın gelin buraya, biz sizin yerinize gideriz gibi laflar ediyorlar, yorumlar yapıyorlar. Bunların hepsi çiğ laflar, bunların hepsi cahilce yaklaşımlar, hiç kimse kusura bakmasın. Şimdi Avrupa eski Avrupa değil. Bunu net, çalışan için de, emekli için de arkadaşlar. Türkiye'ye göre kıyaslamak bana göre doğru değil ama kısaca hani kıyaslamayalım da bilgi verelim, öyle diyelim. Çünkü yani şimdi Avrupa ülkelerinin, bu zengin ülkelerinden bahsediyorum. Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan, işte diğerlerinden, Belçika'dan, işte vesaireden. Şimdi bu ülkeler ekonomik olarak nüfusuna göre gerçekten dünyanın en zengin ülkeleri. Ve siz kalkıp bu ülkelerle gelişmekte olan ana vatanımız Türkiye'ye kıyaslarsanız doğru olmaz. Yani işçi ortalama 2000 euro alıyor. Toplamda yapıyor size 30 bin lira. Bir tarafta Türkiye'de 4153 lira asgari ücret. Yani ikisinin arasında hem satın alma gücü anlamında hem de aldıkları para anlamında dağlar kadar fark var. Yani 6-7 kat fark var. Kalkıp 6-7 kat yüksek para alan insanların olduğu bir ülkeyle Türkiye'ye kıyaslamak doğru değil. Ben bunu doğru bulmuyorum ama şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de ekonomik şartlar Almanya, Fransa, Hollanda'ya göre daha kötü. Net. Bunu söylüyoruz. Özellikle de vatandaşlar
son bu korona dönemi ve dövizin hızlı yükselmesi, işte geriye gelmesi vesaire, bu dönemde maalesef cebindeki paranın büyük bir kısmını yitirdi. Bakın sadece bir örnek vereyim. En temel gıda ihtiyaçları, peynir 80 lira olmuş. 90 lira olmuş. Peynir, ekmek, en ucuz ekmek neredeyse 3 lira olmuş Türkiye'de. Ha diyeceksiniz ki euro ile biz 2 euro alıyoruz. Bak bu kıyas yanlış. Yanlış, böyle bir kıyas olmaz. Böyle bir kıyas olmaz, yanlış. Yok birimdi bilmem neydi. Ben bunların ismini tanımıyorum kardeşim. Orası başka bir yer, burası başka bir yer. Bitti. Şimdi sözün özü şu. Emekli, işçi, öyle Türkiye'deki vatandaşlarımızın söylediği gibi güllük gülistanlık bir hayat yaşamıyor. Ha ekonomik durumu iyi olan vatandaşlarımız var. Allah daha çok versin. Ama ben sabahları uyanıp işine gidip, fabrikaya gidip ya da iş yerine gidip ay sonunda da 2000 euro civarında maaş alan vatandaşlarımı konuştuğum zaman inanın bana durumları iyi değil. Bakın hele bir de kiracıysa bu kişi yandı. Özellikle şu son dönemde büyük şehirlerde Avrupa'nın her noktasında ev bulabilmek mucize. Şu anda Avrupa'nın en temel sosyal sorunu konut sorunu. Ev yok. Amsterdam'a gidin aynı, Paris'e gidin aynı, Berlin'e gidin aynı. Yani büyük şehirlere, bu ülkelerdeki hepsinde durum aynı. Evlerin fiyatları uçmuş. Berlin'de, Frankfurt'ta bir göz oda 400-500 Euro'dan aşağıya değil arkadaşlar. Bak oda diyorum, ev demiyorum bak. Buna devletin çözüm bulması lazım. Çözüm de şu, konut yapacaksın. Hani uzaydan birileri gelip bu işten bizi kurtaracak hali yok. Şimdi Almanya'da yeni hükümet konut bakanlığı kurdu. Doğru bir yaklaşım ama yılda 100 bin konut yapsa 5 yıl sonra 500 bin konut yapacak. Almanya'daki konut sorununun %30'unu bile çözemiyor. Böyle bir durum var. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın. Bu konuyla ilgili, bu özellikle konut konusuyla ilgili emekliler eğer sosyal yardım almıyorsa Avrupa'da bitik. Çalışanlar, ya arkadaş bak bundan 6-7 yıl önce bir çalışan maaşının %35'ini konuta harcıyordu. Neydi bu? Kira artı faturalar. Şimdi maaşının %65'ini konutuna harcıyor. Geriye kalıyor %35. O %35'te de mutfak masrafını yapacaksın. Çoluk çocuğun ihtiyaçlarını, arabanın sigortasını, benzinini, onu bunu elde 5 kuruş para kalmıyor. Şu anda bu noktaya geldi Avrupa. E şimdi diyoruz ki biz hep kendimizi burada bas bas bağırıyoruz. Diyoruz ki bak maaşlar yetmiyor. Emekli perişan vaziyette. Sosyal yardımların mutlaka en az %50 arttırılması lazım diyoruz. Hem ben sosyal yardım diyor, devletim diyorsun. E vatandaş ortada bak faturalar uçtu gitti. Doğalgaz faturaları son bir yılda ne hale geldi. Benzin fiyatları çıldırdı Avrupa'da. Çıldırdı. Enflasyon var. Çözeceksin. Seni vatandaş niye seçiyor? Bu paraları kasada sakla diye seçmiyor. Bak o paraları çıkartın. Vatandaşa hizmet olarak, vatandaşın cebine nakit olarak koyacaksın. Sosyal yardım arttıracaksın. Ya öyle bir saçma durum var ki Avrupa'nın pek çok noktasında. Şimdi çalışandan 3000 euro maaşı, brüt maaşı olandan 700-800 euro civarında vergi alınıyor mesela Almanya'da. 2300 euro veriyorsun, 2200 euro veriyorsun. Çok vergi alıyorsun. E işverene de yük, çalışana da yük. Sonra bu para yetmiyor. Bu vatandaş gidiyor sosyale diyor ki bak geçiremiyorum para ver diyor. Ya kardeşim sen vatandaşı sosyal yardım dilencisi haline getireceğine vergiyi azalt. Hadi vergi alma demiyorum. Vergisiz devlet olmaz. Al ama. E bu kadar alma. E şimdi vatandaş koşuyor sosyal yardıma. Diyor ki bana diyor şu kadar sosyal yardım ver diyor. Şunu ver diyor, bunu ver diyor. O da Almanya'da falan biliyorsunuz. Sosyal yardım almak olay kağıdı küreye bitmiyor. 1000 tane de bürokrasi. Vatandaşı illallah ettiriyorlar. E kardeşim bak bu bürokrasiyi, bu kağıt kürek işlerini kaldır. Vatandaş rahatlasın. Yapacağın çok basit. Çalışandan, emekliden ya. Emekliden kazanç vergisi alınıyor Almanya'da. Kaldırın bunu. Kaldırın kardeşim. Çalışandan aldığınız vergiyi de azaltın ya. Bu kadar basit. Kağıdı küreyi, bürokrasiyi al sana bitirme yöntemi. Çünkü bu adama yetmiyor. Şimdi 800-700 euro emekli maaşı olan biri
Akıl var, mantık var. Ev kirası mı ödesin? Neyi ödesin? Ne yapıyor? Sosyale geliyor. Yetmiyor diyor. Al diyor sosyal. Ya sen bu vatandaştan aldığın kazanç vergisini kes. Bitir. Bitti. Almıyoruz da emekliden. Ya bir limit getir de ki 1500 euroya kadar emekliden kazanç vergisi almıyorum de. Üstünü yine al bak. Yine al. Ama bu ortalama ve ortalamanın altında alanlardan vergi alma işinden vazgeçmesi lazım. Bunları anlatıyorum ama şimdi koronavirüs vergileri geliyor arkadaşlar. Bak devletler kaybetmiş oldukları bu koronavirüs dönemindeki vergi kaybını yine vatandaşın sırtına yükleyecekler. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Tablo bu. Görünen köy kılavuz istemez. Avrupa'nın ortasında birileri kalkmış diyor ki biz diyor emekliye maaş vaadinde bulunuyoruz diyor. Hatırlıyor musunuz rahmetli Demirel zamanında Demirel diyordu ya işte şu kadar anahtar vereceğim şöyle olacak maaşlar böyle olacak. Şimdi Avrupa bak görüyorsunuz Cumhurbaşkanı adayı çıkmış diyor ki Fransa'da Jean-Luc Mélenchon diyor ki ben diyor en düşük emekli maaşını 1400 euro yapacağım. Ne diyelim gözün aydın Avrupa gözün aydın Fransa 1400 euro oluyor emekli maaşı. Olacak mı? Tabii ki olmayacak. Hiç merak etmeyin. Bunların hepsi boş laf kalabalığı yapıyorlar. Milletten oyu almak için o koltuklara oturduktan sonra hepsi geri vites yapıyor. Almanya'nın yeni başbakanı var değil mi? Scholz. Kansörlüğü. Bunlar bak Türklere ne yaptılar? Dediler ki biz çifte vatandaşlık konusunu gündeme işte getirdik. Bunlar açıklama yaptı. Dediler ki evet dediler çifte vatandaşlık olacak kabul edeceğiz dediler. Anayasa, Almanya anayasasına uygun. Şimdi ne yaptılar geri vites? Sadece birinci nesile vereceğiz dediler. Geri kalanları çoluk çocuğuna geçmez dediler. Bunlar böyle. Oyları alıyorlar sonra hokkabazlığın peşine düşüyorlar. Zaten birinci nesil kaç yaşında? Alman vatandaşı olsan olur olmasan olur. Kaç yaşında vatandaşlarımız? Buradan hepsine de selam olsun. Yani adam vatandaşımız gelmiş 60-70 yaşına neyse işte. Sen kalkacaksın ben sana işte Alman vatandaşı olabilirsin. Geri kalanlara vermiyorum. Dalga geçmektir. İnsanlarla dalga geçmektir. Bu siyasetçiler böyle. Bak bu adam kazansın. Bu Fransa'daki bu Jean-Luc Mélenchon denilen aday. Emin olun ertesi sabah der ki yok kardeşim ya öyle şey mi olur? 1400 euro verirsek emekli koma şey ülkenin ekonomisi komaya girer der. Net. Sizden ricam şu bu konuyla ilgili görüşlerinizi siz de videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa kanalımızın Facebook, Instagram ve Twitter hesabından bana ulaşabilirsiniz. Lütfen buralardan bana ulaşın ve varsa gündeme getirilmesini istediğiniz konular bana açık bir şekilde yazın arkadaşlar. Ne diyelim? Aynı zamanda şunu da hatırlatalım. Sizden ricamız şu, lütfen kanallarımızın hem Emekli TV'nin hem de Türkçe Haber'in sosyal medya hesaplarını Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarını lütfen takip edin. Bu bizim için ve sizler için çok çok önemli. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz de mutlaka like atmanızı rica ediyorum. Bunu YouTube söylüyor, ben söylemiyorum. Bak ben bugüne kadar ne abone olun derim bak dedim falan. Hepinize çok teşekkür ederim ama yani o YouTube diyor ki abone yaptır diyor. Bak bunun için söylüyorum. Lütfen abone olun ki biz daha fazla izlenelim, daha fazla vatandaşlarımıza, dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımıza ulaşalım. Abone olmak bedava. Tık basıyorsun videonun altındaki abone ola, bir de yanında zile bas, tamam. Senden iyisi yok, bizden iyisi de yok. Sizden bir tek bunu rica ediyorum. Evet, sürçülisan ettiysek affola. Gerek ana vatanımız, canımız, ciğerimiz Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından, Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, İsveç'ten, İsviçre'den, Norveç'ten, Danimarka'dan, Finlandiya'dan, İngiltere'den, Avusturya'dan, Belçika'dan ve şu anda Güney Afrika'dan, Kanada'dan arkadaşlar, Avustralya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, dünyanın pek çok noktasından izleniyoruz. Beni her nerede izliyorsanız hepinize önce sağlık, sonra mutluluk diliyorum. Sevdiklerinizle güzel bir ömrünüz olsun. Hepiniz mutlu bir şekilde yaşayın inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.